Şu ağrı noktalarına hemen başlayalım gösterelim. Şimdi. Evet, herkes ekran başında ağrı noktalarını merak ediyor. Şimdi başımız ağrıyor. Baş ağrısı için önemli olan temel noktaları göstereceğim. Evet Uğur Beyciğim, böylece. Evet. Şimdi iki kaşınızın ortasının mesela başlangıç yerleri, şu kısımlar ağrıyor. Evet. Ve alına geliyor ağrınız. Tepeye çıkıyor ve başınızın ensenize gidiyor. Evet. Diyelim ki. Bunun için kaşımızın başlangıç noktalarına şöyle gösteriyorum. İki tane nazar boncuğu takıyorum. Allah'ım nazardan saklasın Uğur abimizi. Bunlar arkadaşlar alırken beni aradılar. Bir nazar boncuklu var, bir de maymunlu var Uğur Bey. Hangisini alalım dediler. Nazar boncukluyu alın dedim. Şimdi buradaki noktalara ben önce gösteriyorum, sonra buraya buz uygulayacağız. Bir de mesela şu kaşın ortasından böyle direkt gidiyorsunuz. Orta kısmı geçince biraz daha üst tarafta, yani tam kaşın ortasından burası. Şimdi bu baş ağrısı için mi noktalar? Baş ağrısı için. Evet. Mesela şöyle hafif yan dönersek, şakaklarımız ağrıyor ya. Şimdi şu göğsümüz şurada bitiyor. Bir parmak dışarı koyup bir parmak bittikten sonra buraya da şakaklarımıza da buz uygulaması yapacağız. Bunlar buz uygulaması yapacağımız noktalar. Evet. Ama en önemli yere geliyorum. Ellerimizi şöyle yapar mıyız? Güzel. Şimdi herkes baş parmağıyla işaret parmağını biliyor. Bu baş parmakla işaret parmağın arasında bir perde var. Şöyle gösterirsek daha iyi anlayacaklar. Evet. Dümdüz şöyle yapın elinizi. Şöyle mi yapayım mı? Yapın. Şöyle birleştirin. Birleştirin. Birleştirince bakın. En tümsek olan nokta akupunkturda en çok kullandığımız noktadır. Ha, en tümsek olan yer. Tümsek olan. Buraya koydum. Baş parmakla işaret parmağını tam birleştiriyoruz. Tümsek çıkıntı en noktası tümsek, orası. Aynen. Elinizi açın. Bakın şimdi ben buraya biraz basınç uygulayacağım. Hissettiğiniz zaman söyleyeyim. Yani bakın. Yani burası önemli. Burayı ayrıca niye o kadar etkili? Ayrı bir konu. Vaktimiz yetmez onu anlatmak için. Ama buraya buz koyacaksınız. Eğer başınızın bu tarafa ağrıyorsa karşı ele. Başınızın bu tarafa ağrıyorsa bu ele. Başınızın iki tarafa ağrıyorsa iki ele birden böyle koyuyorum. Şöyle yaparsa görürler. İki elimizin baş parmak ve işaret parmaklar arasına hemen bunu da göstereceğim. Şöyle buzumu alıyorum elime. Şimdi elimizi normalde şu şekilde tutarsak. Tamam. Şimdi bunları ben görsünler diye öyle koydum. Tamam. Şimdi bu noktalara şu elimi de alttan tutayım da su akmasın diye. Buzu da böyle bir peçeteyle tutuyorum çünkü eliniz donmasın diye. Şurada buzumuzu görüyoruz. Buzumuzun köşe kısmını alıyorum ve buraya şu şekilde hafif hafif masaj gibi bu şekilde gösteriyorum. Donduğu zaman, çok soğuduğu zaman kaldırıyorsunuz. Çünkü buz yanığı olmasını istemem. Sonra tekrar yapıyorsunuz. Bunu 2 dakika boyunca burada tuttuğunuz anda ve 2 dakika boyunca mesela şakaklarımızı da aynı şekilde kaldırıyorum. Hı hı. Şimdi buraya da böyle tutacağım. Buraya buz uygulamasını Bu iyi geldi hocam. Yapıyoruz ve aynı şekilde ikişer dakika her bir noktayı yaptığımız zaman ağrınız azalır otomatik. En azından ertesi gün doktora gidecekler. Evet. Bir de ense köklerimizde de ağrı varsa aynı şekilde biraz tam ters döneceksiniz bu sefer. Tamam. Şimdi herkes biliyorsunuz boyunlarını ne yapıyor? Şuralarınızı oğdurtturuyorsunuz değil mi? Bu kısımlarda aynı şekilde buraya da buz uygulaması yapabiliriz. Bir de burada başımızı öne eğersek, şurada en yüksek bir tümsek bir vertebra dediğimiz yani omurgamız var. Bu 7. omurga oluyor. En böyle başımızı öne eğdiğimiz zaman en çıkıntılı olan yer şurası 7. omurga. Buraya da buz uygulaması yapabilirsiniz. Bu arada hanımlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer bebekleriniz varsa, çocuklarınız varsa 3 yaşında, 2 yaşında, 1 yaşında ateşli bir hastalık geçiriyorsa, ateşi varsa, ateşini düşürmek için buraya hafif biraz buz uygulaması yapmanızda fayda var. Çünkü burası çok hızlı bir şekilde ateşi aşağı çeker bebeklerde ve çocuklarda. Ama siz tabii ki böyle buzu uygulamıyorsunuz. Soğuk bir termosun içine ya da o plastik termoslar vardır. Onun içine soğuk su koyuyorsunuz. Burasına koyun. Bakın 3-5 dakika sonra o kişinin yani çocuğunuzun, bebeğinizin ateşinin azaldığını göreceksiniz. Burası önemli bir nokta. Buralara da dedim ki buz parçalarını koyarak baş ağrısını inanılmaz bir şekilde azaltırsınız. Evet. Ve de şu omuzumuzun başlangıcı burası, boynumuzun kök kısmı burası. Şuradaki bir mesafe var. Bu mesafenin ortasında ve en üst kısmındaki, şurası çok hassastır bakın.
Evet, şöyle, hassas. Hassas doğru. Değil mi? Şimdi buraya da buz koyun. Siz buraya masaj yaptırıyorsunuz ama buz burada daha etkili olabilir. Şimdi dönebiliriz. Evet. Kameraya karşı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.